Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 6 Ekim 2017 Cuma. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı General Enver Eralp Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı General Enver Eralp Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. 1997'ye 3 tertip B grubu, 129'u kısa dönem, 303'ü sözleşmeli olmak üzere toplam 2735 asker için yemin töreni düzenlendi. Törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker ve askerlerin aileleri katıldı. Kışladaki yemin töreninde askerlerce taşınan Tugay sancağının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra 1997'ye 3 tertip B grubu, 129'u kısa dönem, 303'ü sözleşmeli olmak üzere toplamda 2735 asker yemin etti. Karada! Denizde ve havada! Denizde ve havada! Her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Milletime ve cumhuriyetime! Milletime ve cumhuriyetime! Doğruluk ve muhabbetle hizmet! Kısa dönem topçu Er Bilal Gönültaş, piyade sözleşmeli Er Kadir Sarı ve topçu Er Semih Altun tarafından yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam eden törende birliğe erken gelen ve eğitimlerde başarılı olan askerlere Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu tarafından hediyeler verildi. Sağ ol. ...59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker yapmış olduğu konuşmasında kutsal vatan hizmetini yapmak üzere güzel yurdumuzun dört bir yanından birliğimize katılan gençlerimizin ant içme törenini gururla ifa ettik dedi. Yapmak üzere güzel yurdumuzun dört bir yanından birliğimize katılan gençlerimizin ant içme törenini gururla ifa ettik. Törenimize bulunanlardan siz değerli misafirlerimize şahsım ve 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı ailesi adına gönülden teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili misafirlerimiz, Erzincanlıların dediği gibi etrafı dağılık, ortası dağılık, suları sert, insanı mert, bu güzel şehrimizde, bu güzel tugayda kahraman evlatlarımızın askerliğe ilk adımlarını attırmanın ve bu ana şahitlik etmek üzere aramızda
bulunan, sizlerle kucaklaştığım mutluluğumu ve gururumu yaşadığınızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli misafirlerimiz, unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyeti temsilen şanlı al bayrağımızda şahittir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi temsilen şanlı sancağımız da şahittir. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Güney Kore ve Kuzey Kıbrıs'ta kahramanca savaşarak ve terörist mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz de şahittir. Ve bugün bize güzel ülkemizde özgürce yaşam hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Silahlı kuvvetlerimizin saflarına katılan kahraman Mehmetçiklerim, bu yeminle sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürk'ün düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Yemin eden askerlerin tören geçişiyle sona eren törenin ardından aileler çocuklarıyla hasret giderdiler. Onun solundan doğru yasam yapıyoruz. Erzincan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından aşure programı gerçekleştirildi. Erzincan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen aşure etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mutlu Mayda, okul öncesi ilkokulda temel eğitim ve liselerde bu aşure gününü kutladık dedi. Harem ayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurulmuş olduğu üzere Ramazan ayında tutulan oruçtan sonra farz olan oruçtan sonra en faziletli oruçlarımızın bir tanesidir. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmeden önce ve peygamberlik gelmeden önce de Muharrem'in 9'u ve 10. günlerinde oruçlarını tutmuştur. Faziletli olan sadece onun da oruç tutmak değildir. Onun da sadece oruç tutmak Yahudilere mahsus olan bir şeydir. Onun için Peygamber Efendimiz'in de sünnetini yerine getirmekten dolayı Peygamber Efendimiz'in tutmuş olduğu şekilde Muharrem ayında orucunu tutmamız gerektiğini söylüyorum. Aşure ise Türk-İslam aleminde de tatlı birçok bakliyatın bir yere gelmesiyle yapılan bir tatlı olarak görülmektedir. Muharrem ayında her matemin ve sevincin de yaşanmış olduğu bir aydır. Matem, Peygamber Efendimiz'in torunlarının 72 kişiyle beraber Kerbela'da katledilmesiyle, Yezid tarafından katledilmesiyle yaşanan bir üzüntücü, elim bir olaydır. Rabbim Yezidlere fırsat vermesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, bu ülkede yaşanmış olduğumuz coğrafyada birliğimizi daim etsin.
Bundan dolayı inşallah ümit ediyoruz ki tekrar bu Yezidler ortaya çıkmazlar. Birlik beraberliğimiz hiçbir şekilde bozulmaz. Bu şekilde de bu matemi birlik ve beraberlikle geçirmeyi temenni ediyoruz. Sevindirici olaylar ise Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Lut kavminden Hazreti işte Lut kavminden tufandan kurtulması da Muharrem ayında yaşanan olayların sevindiricilerindir. Biz olaylar hep sevindirici taraflarına bakmak istiyoruz. Tekrar diyorum Rabbim tekrardan Yezidlerin yaşatmış olduğu bu ilimlerde birliğimizi, beraberliğimizi bozulmaması adına bu güzel ayda birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Biz bu sene aşire programlarını Cumhurbaşkanlığımızın da seçmiş olduğu ilimizde yaptık. Gerçekleştirdiği belediyemiz, valiliğimiz öncülüğünde birçok okulumuzda, okul öncesinde, ilkokulda, temel eğitimde, lisede de bütün okullarımızda da bu aşire günü kutlanıyor. Bugün aşire günümüzü Hürriyet Meslek Teknik Anadolu Lisemizde yaptık. Bu programa katkısını veren okul müdürümüz Recai Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Konuşmanın ardından Hürriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan aşure programına katılan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mutlu Mayda, şube müdürleri, okul idaresi, personeller, öğrenciler, Fatih Mahallesi sakinlerinin katılımıyla aşure ikramı yapıldı. Erzincan'da yaz aylarını yüksek yaylalarda geçiren tulum peyniri üreticileri sezonun bitmesi ve havaların soğuması ile şehir merkezlerine dönmeye başladılar. Erzincan'da yaz aylarını yüksek yaylalarda geçiren tulum peyniri üreticileri sezonun sona ermesi ve havaların soğuması ile şehir merkezine dönmeye başladılar. 4 ay boyunca elde ettikleri kazançlarını alarak dönüş yoluna giren üreticiler yaz aylarının kurak geçmesinden dolayı verim alamadıklarını ifade ettiler. Hıdır Dalcan isimli üretici geçmişten bu yana hayatlarını göçebe olarak devam ettirdiklerini ve büyük sıkıntılar içerisinde bu işi yaptıklarını söyleyerek emeklerinin karşılığını alamadıktan yakındı. Geri dönüş yapıyoruz. Şu anda evlerimizi yüklüyoruz ama dönüş yolundayız. Fakat şeye baktığında üreticinin ama yüzü pek gülmüyor. Verim alamadığı için, kazanç almadıkları için yüzü de hiç gülmüyor maalesef. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz. Ekim'in sonunda yaylada dönüş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hayatımız böyle göçeberlikle geçiyor. Büyük sıkıntılar çekiyoruz. Dedelerimizden bu iş dedelerimize ta bugüne kadar geliyor. Hayatımız hep göçeberle ve geceleri de yaylada keçenin altında yatmakla geçiyor. Büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Erzincan Damızlı Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kenan Doğan ise yaylalarda kalan göçerlerin sıkıntılarından bahsederek gerekli desteklerin verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun peynirini üretip burada geçimini, kışlık geçimini ve hayvancılığı yürütmeye çalışıyorlar. Üreticilerimiz Mayıs aylarında bu yaylara çıktığında gerçekten sıkıntı çektiği belli noktalar yol sorunu ve mera fiyatlarının yüksek olması. Burada üreticilerimiz hayvan başı 35-40 TL bir fiyat ödüyorlar. Bu da üreticilerimiz için büyük bir yük oluyor. Sayın seyirciler, 2017-2018 amatör küme karşılaşmaları 14 Ekim tarihinde başlıyor. 2017-2018 ligi amatör küme karşılaşmaları 14 Ekim tarihinde başlıyor. 14 takımdan oluşan ve 2 grupta mücadele edecek sezonun ilk maçı 14 Ekim tarihinde 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda yapılacak. Amatör Sporları Federasyonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Erzincan İl Başkanı Emin Turan karşılaşmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Evet, 2017-2018 futbol sezonu birinci amatör küme daha önceki açıklamalarımızda da sadece bu sezona mahsus olmak üzere birinci amatör küme oynatılacak. Yani ikinci amatör kümemiz olmayacak. 14 tane kulübümüz müracaatı alındı. A ve B grubu 7'şerli olmak üzere 2 grup yaptık ve 14-15 Ekim 2017'de karşılaşmalarımız başlıyor. Start veriyoruz. İlk karşılaşmamız ayın 14'ünde daha ileriki günlerde açıklayacağımız bir karşılaşmayla Şehir Stadı'nda oynayacağımız sezon açılış maçı olacak.
her zaman her sezon başladığımız kaza belası sağ olsun düşüncesiyle kurban kesimi yapacağız ve dediğimize start vereceğiz Allah nasip ederse. Uzun yıllardır yapılmakta olan 9-15 Ekim 2017 tarihleri arasındaki amatör spor haftasında da yine Gençlik Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu arasındaki ortaklaşa bir organizasyon olduğu ve 9 Ekim'de Gençlik Spor Müdürlüğümüzde yapmış olduğumuz tertip kurulu toplantısında da alınmış program dahilinde dolu dolu bir spor haftası yaşayacağız. 10 Ekim, 11 Ekim, 12, 13 ve 14 Ekim'de yapılacak olan açık saha ve kapalı salonlardaki müsabakalar sonucunda kapanış törenimiz 15 Ekim 2017 Pazar günü bir kokteylle inşallah tamamlayacağız. Biz de Zincan Asya Kafe olarak bu ligde uzun zamandır da futbolda herhangi bir katılım olmuyordu. Veteranlar Ligi'miz var bizim. Erzincan'da kurmuş oldukları 40 yaş üzeri sporcularımızdan o ligimizle mücadele edecek arkadaşlarımızın Erzincan bürokratlarıyla yapacağı bir gösteri karşılaşması olacak. Bu da 11 Ekim'de olacak inşallah. Emirken sahasında yapacağız. Biz futbol kulüplerimizi tüm lisans işlemlerini yapmak üzere Erzincan Asya Kafe büromuzu sabah 9'dan akşam herhangi bir sahil meftun olmadan açık tutuyoruz. Şu ana kadar da yaklaşık 10 kulübümüz lisans işlemlerini tamamladı. Pazartesi de inşallah yeni kurmuş olduğumuz erzincanasyakafe.org sitemizden fikstürümüzü yayınlayacağız. Bunun yanında hem 1. amatör küme hem de U14 ligimiz başlayacak 14 Ekim'de. U14 ligimizde de şu an itibariyle lisans işlemlerini tamamlamış, katılımını gerçekleştirmiş 8 takımımız var. Bununla ilgili çalışmalarımız da yine devam ediyor. Bu arada kulüplerimizi bir sponsor firma aracılığıyla evrak çantası hazırladık, dağıtımını yapıyoruz. Ayrıca 50 sayfalık Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Lig Müsabaka isim listesi olan bizim de esame listesi dediğimiz 3 suretli 50 karşılaşmalık bir esame listesi hazırladık. Bunları her kulübümüze, 15 tane kulübümüze dağıtımını sağlayacağız. 3 süreç olduğu için 2 liste hakemlerimize verecek. Bir liste de yine kulübümüzün kendi arşivinde kalacak. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.